Merhaba sevgili izleyiciler, şu anda elimde DJI Osmo Mobile 2 var. Bu cihazlar ne işe yarıyor? Görmüş olduğunuz gibi bir akıllı telefon var bu cihaza bağlı ve sarsıntıyı engelliyor arkadaşlar. Daha profesyonel video çekebilmeniz için ya da canlı yayın yaparken sarsıntıları engellemek için böyle bir sabitleyiciye ihtiyacınız var. Çok sanatsal içeriklerde çıkartabiliyorsunuz. Bu arada DJI'ın Osmo Mobile'i çıkmıştı. Hatta ben satın almıştım. Bazı eleştirilerimiz de vardı. Şimdi DJI Osmo Mobile 2 CES'te görücüye çıktı arkadaşlar. Biz de MediaMarkt'ın desteğiyle beraber bu teknolojiyi sizlerle paylaşacağız. İlk karşılaşma anımızı. Üzerinde biraz daha gelişmiş kontrol olduğunu görüyoruz. İlk sürüme göre daha fazla bir buton var arkadaşlar. İlk sürümde gerçekten çok saçma bir şarj girişi vardı. 3,5 milimetrelik bir kabloyla şarj oluyordu. Eğer o kablo yanınızda yoksa hani her yerden bulabileceğiniz kablolar da olmadığı için biraz sıkıntıya düşüyordunuz. Ama adamlar bu eleştirileri dikkate almışlar. Bakın burada bir micro USB şarj ünitesiyle kolay bir şekilde şarj edebileceksiniz. Onun dışında şarj konusunu inanılmaz iyileştirmişler. Öyle ki 15 saate kadar şarj imkanı sunabiliyor arkadaşlar. Bir önceki modelle kıyasladığınızda tam 3 kat iyileştirme var. Yani bu inanılmaz. Hatta şarj konusunda şurada bir USB girişi görüyorsunuz. İşte o bahsettiğimiz şarj yuvası eski DJI Gimbal'da. Şu anda elimde tuttuğum cihaz benim satın almış olduğum DJI Gimbal arkadaşlar. Şarj ünitesi böyle saçma bir girişten oluşuyor maalesef. İşte buradan kurtulmuşlar.